bir batılı bundan 100 sene kadar önce, 100 yıldan fazla Mısır'ı işgal ettikleri zaman İngilizler parlamentolarında konuşuyorlar. Onlardan birisi kalkıyor, Kur'an'ı kaldırıyor, diyor ki bu Kur'an Mısırlıların ya da Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz bunlara hakim olamayız. Bu Kur'an onların elinde olduğu müddetçe biz Müslümanlara hakim olamayız. Bu kitap önümüzde en büyük engeldir. Bu kitabı parçalamalıyız. Nasıl parçalayacağız? Haramlara alıştırmalıyız. Kadını ve içkiyi kullanmalıyız. Kur'an'ı açıklayan hadisler var. Hadisleri inkar ettirmeliyiz. Böylece Kur'an'ı anlaşılmaz hale getirmeliyiz. Hadislerin izahatı olmadan birçok ahkam ayeti anlaşılamaz. O hadisleri inkar ettirmeliyiz. Böylece Kur'an'ı anlamaz hale, anlayamayacaklar, anlamaz hale gelecekler. Ve Kur'an'dan şüphe ettirmeliyiz. Kademe kademe, kademe kademe oraya doğru gitmeliyiz. Birdenbire Kur'an'dan şüphe ettirmeye kalkışırsak Müslümanlar kabul etmezler. Ama önce alimlerden şüphe ettirirsek, mezheplerden şüphe ettirirsek, sonra sünnetten, hadislerden şüphe ettirirsek, sonra sıra Kur'an'a gelmiş olur. Kur'an'dan yine de doğrudan doğruya şüphe ettiremeyiz. O zaman da deriz ki mana Allah'tan ama lafızlar peygamberden. Dolayısıyla lafızlarına dikkat etmenize gerek yok. Önemli değil. Lafız önemli değil. Peygamber onu o kelimeyle ifade etmiş ama aslında şöyle deseydi de olurdu. Böylece Kur'an'a olan saygıyı bitirmeliyiz. Böylece Kur'an'ın kelimelerine bağlı kalınmasını engellemeliyiz. Ha şu kelime, ha bu kelime. Kelimelere takılmayalım demeliyiz. Böyle böyle kademe kademe Kur'an'a ulaşacağız. Kur'an'ı parçalamadan kurtuluş yok bize. Bu Kur'an Müslümanların elinde oldukça biz onlara hakim olamayız. La hasra, işte bu. İşte onlara üzüntü kaynağı. Kur'an kafirler için üzüntü kaynağıdır. Bir türlü onu mağlup edemediler. Hazreti Peygamber zamanında da, tarih boyunca da, bugün de. Kur'an diyor ki Allah'tan başka ilah yok. Mağlup edemiyorlar Kur'an'ı. Kainat tek bir zatın eseri olduğu açıktır. Varlıklar arasında uyum vardır, yardımlaşma vardır. O halde tek zatın eseridir. Ve bu düzen devam edip gitmektedir. O halde tek zat tarafından kontrol edilmektedir. O halde ondan başka ilah yoktur. O halde ondan başka hüküm koyma yetkisine sahip olan da yoktur. Kim buna itiraz edebilir? İşte bu inanç kafirler için bir hasrettir.